Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizi karnıyarık poğaçanın tarifini vermek istiyorum. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamur için 1 su bardağı ılık sütüm var. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı mahlep, 1 adet yumurta, 1 paket yaş mayı, 1 paket sıvı krema kullanıyorum. 200 gram kıvark. Kıvark bulamayanlar bunun yerine 200 gram süzme yoğurt da kullanabilir. Sıvı krema bulamazsanız onun yerine süt de kullanabilirsiniz. Ve alabildiği kadar unum var. Un, tuz ve de kıvark hariç bütün sıvı malzemeleri mutfak robotumun içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakika sonra kıvarkı ekliyorum. Mahlebi de ekledim. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ve bu arada tuzu da ekliyorum. Hamurum tam istediğim kıvama geldi. Ben 1 kilo un kullandım. Şimdi mutfak robotumun kapağını kapatıyorum ve hamurumu yarım saat robotun içerisinde mayalanmaya bırakıyorum. Bugün iç malzemesi kaşar peyniri ve pastırma kullanıyorum. Sadece pastırmalı bana çok kuru geliyor ve kaşar peynirli de çok fazla tadını alamıyorum. Onun için ikisini karıştırıyorum. Hemen hemen 7-8 dilim pastırmam var. 300 gram da kaşar peyniri. Bu arada hamurum da çok güzel mayalandı. Ne kadar mutfak robotu da kullansam illa kendim tekrar yoğuruyorum hamurumu. Ve hamurumdan küçük bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Benim bezelerim limondan biraz daha büyükçe neydi. Bu bezelerimle elimle açıyorum. Merdane de kullanabilirsiniz ama elle çok kolay açıldı. Tam ortasına iç malzemesini koydum. Kenarlardan içe doğru birer kere bıçakla kesiyorum. Ve kesmiş olduğum açık yerleri iç tarafa katlıyorum. Yani İki tarafı da katladığınızda ortadaki açıklık görülüyor. İç malzemesi oradan ortaya çıkıyor. Poğaçalarımı tepsinin üzerinde en az 15 dakika mayalanmaya bırakıyorum ve mayalandıktan sonra yumurta sarısı sürüyorum. Üzerlerine susam serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında 30 dakika pişiriyorum ve poğaçalarım fırından çıktı. Ve pamuk gibi yumuşacık oldular. Altlarının nemlenmemeleri için bir fırın telinin üzerine alıyorum. Poğaçalarım daha hala çok sıcak ama bir tanesini sizin için bölmek istiyorum. Pamuk gibi oldular ve içerisindeki kaşar peyniri de çok güzel eridi. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.